Selamun aleyküm. Abi bildiğiniz üzere bir seçime girdim. Uzak diyardaki arkadaşlar, abiler merak ediyordur. La bizim Aydın ne ördüyse deyin. He. Şimdi 3 aday vardı. Köyde 300 de oy vardı. Bana 29 oy çıktı. Kaybettim. Şimdi ben bu seçime başladığımda sırtıma 3 tane kusur yazıldı. Biri garibanlık, biri fakirlik, biri de niye olduğunu bilmediğim bir şekilde şiir yazıp işte sosyal medyada paylaşıp bölüşmem oldu. Başkaları başka şey yazıyor, şifa oluyor. Aydın şiir yazınca köçeklik yaptı, aptallık yaptı, zoytarlık yaptı oluyor. Demek ki olmuyormuş işte. Ben muhtar adayı olmuşum. Adam geliyor, Aydın'ı sığır güden tutak deyin. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bir insan bu kadar mı aşağılanır? Daha Aydın bu seçim zamanı, o pazar günü hangi astabı giyecek? He, takım astabı var mı yok mu deyin. He vallaha. Onu gayle çekiyorlar, lağlanıyorlar. Hele biri de kendi çok iyi Müslümanmış gibi seçime 15 gün kaldı, cayacak, kıvırdacak ya. Bana diyor ki, seni diyor İslamiyet'e davet ediyorum diyor. La ben gavur muyum? Ama yapacak bir şey yok. Durum böyle oldu. Bir de gönüme söz geçiremedim. Böyle bir maceranın içine girdim. Başta avradımı, uşaklarımı, Musa abimin oğlu Bekleş'i, yengemi, onların uşaklarını mahcup ettim. Yani hırsızlık yapmadım ama seçime girdim, kaybettik. O kadar milletin içinde 29 oy çıkınca herkesin boynu büküldü. Onları da kendi adi gönümün peşine taktım. Onları da mahcup ettim. Özür diliyorum onlardan da. Bilmem kabul ederler etmezler. Kalabalıkta diledim de Allah'ım pek hora geçmedi. He ne örüyüm. Beni kim istememiş, niye olmuş, nasıl olmuş? Bunu da sizlere bir şiirle anlatayım. Ne örüyüm. Benim şey durum böyle işte abi. Bucağımda oturdu, kakıcı kalktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Tam yüzüme karşı cuvara yaktı. Dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Okumda mı yayımda mı bilmiyorum. Saygıda da kusur falan etmiyorum. La nemde ne var? Ben kör müyüm, görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dedi bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Aklı kesse beni köyden de kuvar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ben köyüme kötü falan diyemem, bana karşı niyetini bilemem. Ben köyümü tek kalemde silemem, mahallem. Köylüm istemedi ilk önce beni. Çoban dedi bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilince, benim gibi aynı köylü bilince. Ulan varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Acıyormuş bana fakirsin diye, her yere gidemen topalsın diye. Beni hakir görmek bu kibir niye? Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sözleri bir ok gibi hep dizildi bağrıma. Tanrım dedim çıkarmasa yarına. Şöyle dönüp bir baktıydım arkama. Akrabam istemedi ilk önce beni. Gönlündeki değerimi bir gördüm. Dirilip yenikten öldüm. Korlarda yandım da küllere döndüm. Akrabam, arkadaşım, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ne bileyim talih midir, kader mi? Kah be devran bize doğru döner mi? Bilmiyorum ki el içinde sırt arıp da güler mi? Akrabam, dostlarım,
Arkadaşım istemedi ilk önce beni. Umudum tükendi, hayalim bitti. Kancık dünya gücün aydına yetti. Zaten izlemiyorum, o film bitti. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, homurlu istemedi ilk önce beni.